Evet sevgili seyirciler, yine bir dünya penceresinde karşınızdayız. Belki diyeceksiniz, bu önünüzde bir kemer var. Bu kemer ne? Çoğu kişi bu sporlarla ilgilenenler bilir ki dünya şampiyonlarında ve şeylerin bellerinde takılı olan altın kemer. Pekala bu altın kemer nedir? MMA Federasyonu'nun bir kemeri. MMA Federasyon Başkanı Ali Ark hocamız burada. Aynı zamanda yine MMA Federasyonu'nda dünya şampiyonu olmuş Özden hocamız burada. Evet. Ve yine dünya ikincisi olmuş Alimcan kardeşimiz var. Şimdi hepsini tek tek tanıyacağız. MMA Federasyonu'nun ne olduğunu, MMA'nin ne olduğunu bunları öğreneceğiz. Tabii bilmeyen çoğu belki kişi vardır ama herhalde öğrendiğiniz zaman da çoğu kişinin de yönleneceği bir spor olacağını düşünüyoruz. Şimdi hocam, öncelikle bu federasyon dedik, MMA Federasyonu dedik ve başkanısınız. Evet. Bir kendinizi bir tanıtın. Tabii ki. Öncelikle 1978 Tokat Turhal doğumluyum. Ankara'da ikamet ediyorum. 2013 yılında MMA Federasyonu'nu ilk olarak Türkiye'de bizler kurduk. Ben ve yol arkadaşlarım bugüne kadar güzel faaliyetlerle MMA Federasyonu'nu bugünlere getirdik. Bu güzel yayın için Siteler TV'ye ve Pan Medya Grubu'na çok teşekkür ediyoruz öncelikle bizi davet ettiğiniz biz için. Biz teşekkür ederiz. İnşallah ilerleyen saatler içerisinde MMA'yi güzelce tanıtacağız. Çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Hocam şimdi dünya şampiyonu dedik. Evet. Bu, bir de sizi tanıyalım. Kendinizi evet. Bir isminizi, kendinizi bir tanıtın. Evet. Adım Özden Altaç. 1971 Çorum doğumluyum. 16 yıl yurt dışında kaldım. 40 yıldan beri sporun içerisindeyim. Judo kökenliyim. MMA Federasyonu Sayın Ali Başkanımızla 2004 senesinde tanıştık. Ve halen devam ediyoruz. Ve çok güzel başarılarla imzaları da atmayı düşünüyoruz. Alimcan, bir de seni tanıyalım. Dünya ikinciliğin var senin de. Evet. Adım Alimcan, soyadım Alkaç. Altında doğumluyum. 3 seneden beri MMA sporuyla uğraşıyorum. Ve belirli derecelerle kendimi Türkiye'nin adına yurt dışında, şehir içinde tanıtıyorum. Evet. Hocam şimdi bize bu MMA'nin açılımını bir yaparsanız ve ne zaman kurulduğunu, çünkü MMA Türkçesi evet. Ne anlama geliyor bu MMA? MMA, yani MMA, o zaman harf harf anlatalım. MMA'nin M harfi mix, diğer M harfi martial, A harfi de arts olarak, yani karışık dövüş sanatları demek oluyor Türkçe açılımı. Evet. 2013 yılında Ankara'da kuruldu. Aşağı yukarı şu an net olarak 81 ilimizin hepsinde yapılıyor. Bize bağlı 51'ye yakın temsilciliğimiz var, 7 bölge temsilciliğimiz var, 51 tane il temsilciliğimiz var. Aynı zamanda da 10'a yakın yurt dışı temsilciliklerimiz var. Bu temsilcilikler MMA'yi bizim kurallarımızı uygulamak kaydıyla Türkiye'de yayıyorlar. Biliyorsunuz her branş önce bir kurulur, kurulduktan sonra gelişim çağı vardır. Bizim MMA branşımızda bugüne kadar, 2013 yılından bugüne kadar çok ciddi organizasyonlar yaptı. Bizim ilk günden beri önem verdiğimiz bir durum var MMA'de. MMA'de bize eğitim şart diyoruz. Eğitim olmadan bu iş olmaz diyoruz. Çünkü MMA gerçekten öyle göründüğü kadar basit bir branş değil. Hiçbir branş basit değil ama MMA'nin bir özelliği var. MMA mixed martial arts, yani karışık dövüş sanatları olduğu için mutlaka bir alanda uzman olmanız gerekiyor. Yani örnek veriyorum, bir güreşçi kardeşim MMA'ye başlamak istiyorsa güreşin yanı sıra başka işte yumruk ve ayak teknikleri içeren bir branş yapmak zorunda. Bir Muay Thai branşı yapabilir. Güreşiyle Muay Thai branşını birleştirip kendini MMA'nin içerisinde bulabilir. Daha sonra tabii ki belli branşlarda daha iyi çalışması gerekiyor ve başarısı gelecek. Dünyada da böyledir yani. Güreşçiler, Muay Thai'cılar, boksörler hep bu branşın içerisine geçmiştir. Başarıları da şöyle ilerliyor, başarıları şöyle gelişiyor. Eksik oldukları alanlarda eğitim alıyorlar ve kendileri daha donanımlı hale getiriyorlar. Yani iyi bir MMA sporcusu, atleti şöyle bir şey söylesek yeridir. Çok başarılı ve çok tecrübeli bir sporcudur. Yani kolay yetişmiyor, zaman gerektiriyor, yılları gerektiriyor. Bu yıllar içerisinde de iyi bir MMA atleti oluşuyor. Bizler de inşallah Türkiye'de MMA'yi bugüne kadar güzel bir şekilde kaliteli olarak büyüttük ve bundan sonra da daha kaliteli hale getireceğiz. Yani MMA'ye girmesi için en az bir iki tane spor dalında bilmesi gerekiyor. Evet, ve iyi olması gerekiyor. Bizim şartlarımız arasında da bu var zaten. Peki hocam, sizin federasyonunuz, MMA Federasyonu, evet. Diğer federasyonlarla arasındaki ilişki nasıl? İyi bir ilişki mi kuruluyor? Nasıl? Farklı bir şey mi var? Öncelikle sizin aracılığınızla buradan Kickbox Federasyon Başkanımız Sayın Salim Kayacı'ya
çok selamlarımı gönderiyorum. Bizim Kickbox Federasyonu ile olsun, Muay Thai Federasyonu ile olsun, Hasan Yıldız Başkanımıza da selamları gönderiyorum Muay Thai'da. Hepsiyle aramız iyi. Çünkü aramızın iyi olması gerekiyor. Sebebi şudur, demin söylediğimiz gibi mutlaka bir branşta iyi olması gerekiyor. Yani iyi bir kickbox ya da Muay Thai atleti ya da Wushu sporcusu bizim MMA branşına gelip MMA branşına katılabilir. Spor dostluktur. Biz de federasyon başkanları olarak o dostluğu sporcularımıza gösteriyoruz. Bütün federasyonlarla da aramız iyidir. Hiçbir federasyonla da problemimiz yoktur. Önce diyorsunuz federasyon başkanları iyi olacak ki dostluğu. Aynen. Sporcularda da olsun. Kesinlikle, kesinlikle. Şimdi hocam MMA sporu, kafe sporu diye biliniyor. Evet. Bu spor genelde filmlerde gördüğümüz gibi bir kişinin ölümüyle mi sonuçlanıyor? Filmde mutlaka kafesin içine giren bir kişi ölüyor, diğeri kazanıyor. Böyle bir şey var mı? Evet, şimdi bu soru nedense hep bize geliyor. Biz öncelikle kafes dövüşü kelimesini kullandırmıyoruz. Yılmadan, usanmadan hep şunu söylüyoruz. Diyoruz ki MMA işte mixed martial arts karışık dövüş sanatlarıdır. Bunu böyle telaffuz ederseniz daha iyi olur diyoruz. Kendi kulüplerimize, sporcularımıza bunu söylüyoruz. Tabii gençlere kafes dövüşü yapıyorum demek daha kolay geliyor. Ama şöyle söyleyeyim, MMA branşının içerisinde kurallar var. Mesela MMA'nin 4 tane branşı var. MMA Grappling, MMA Light, MMA Full, MMA Elite. Bu branşların her biri kendi içerisinde kurallar barındırıyor. Nedir bu kurallar? İsterseniz kabaca anlatayım. Tabii. MMA Grappling, yerde vuruşsuz, sadece böyle sıkma, boğma teknikleri içeren bir branştır. MMA Light, vuruşlar adı üzerine light olduğu için vuruşların daha yavaş olduğu, light olduğu bir branştır. Kısaca anlatıyorum ki insanların kafası karışmasın diye. MMA Full'de ayakta vuruşlar full, yani tam temas dediğimiz vuruş teknikleri vardır. Ama yerde kesinlikle rakibe vurmaya yine izin vermiyoruz. Çünkü yerdeki yine boğuşmaya izin veriyoruz ama vuruşa izin vermiyoruz. MMA Elite dediğimiz branş var. Biz ona şöyle diyoruz kısacası, profesyonelliğe giden yol. Bu kemerlerimizi de biz MMA Elite branşlarında veriyoruz. Hı hı. MMA Elite branşında yerde hem mücadeleye izin veriyor hem ayakta mücadeleye izin veriyor. Biz ailelere buradan şunu söylüyoruz. Önce çocuklarınızı alın, hiç korkmadan 8 yaşında bu kadar iddialıyım, MMA branşına gönderin. 8 yaşında bir sporcu MMA branşına ne kazanır deyin? Özgüven kazanır. Çevresiyle iletişim kurmak daha basit olur onun için. Ama kesinlikle çocuğuma bir şey olur mu diye düşünürseniz hiçbir şey olmaz. Rahat olun çünkü MMA salonlarında antrenörler gerçekten bilgili. Çocukların zarar görmeyeceği şekilde eğitimleri veriyor. Bizler federasyon olarak demin ilk başta hani eğitim dedim. Evet. Onun için antrenörlerimizi eğitim konusunda tam donanımlı hale getirmeden antrenörlük belgelerini vermiyoruz. Ondan kaynaklı MMA kulüplerine bir gönül rahatlığıyla çocuklarını gönderebilirler. Ve inanın 8 yaşında Avrupa'da müsabaklıkları başlıyor. Grappling de başlıyor. Daha sonra light, daha sonra full, daha sonra elite branşlarından. Yani zaman içerisinde ne oluyor sporcu? Kendisi daha kaliteli hale geliyor ve MMA elit branşına mücadele ederken fazla zarar görmüyor. Niye? Çünkü iki sporcu da çok iyi gelişmiş. Her iki sporcu da hem atak yapmayı biliyor hem savunmayı biliyor. Bu durumda da ne oluyor? Her iki sporcu da hasar almıyor. Aslında iki sporcu, MMA elit çok zor bir branş gibi görünüyor ama aslında iki sporcu orada strateji savaşı yapıyor. Yani kim daha iyi antrenman yapmışsa, kim daha hızlıysa, kim daha pratikse orada maç bitiyor. Ve çoğu maçlarımızda inanın burun kanamadan bitiyor. Yani bu çok önemli bir detay. Yani şöyle düşünün, çünkü yerde de mücadele olduğu için bizim kol kırışları dediğimiz, adı kırış ama kırmak anlamında değil, yani kol kilitlerimiz var. O kilitleri aldığında karşı rakip tap dediğimiz bir hareket var. Yani yere ya da kendi üzerine vurduğunda tap out, yani pes etmek bunun anlamı. Pes ettiği zaman hakem araya giriyor, maçı durduruyor ve galip gelenin elini kaldırıyor. Ve biliyorsunuz spor eşittir centilmenlik ve her iki sporcu da ringden inerken centilmence iniyorlar. Yani biz bunlara çok önem gösteriyoruz. Yani sporumuz diyorsunuz şiddet içermiyor. İçermiyor. Filmlerde gördüğünüz gibi ölümle de sonuçlanmıyor. Daha bir ufak detay daha söyleyeyim. Bütün spor müsabakalarında, tüm spor müsabakalarında, özellikle mücadele sporları diye ayırmıyorum bakın, tüm spor müsabakalarında özellikle müsabaka alanında doktorlar ve müsabaka dışında da ambulans hazır bulunur. Buna çok özen gösterilir. İlk müdahale spor salonu içerisindeki doktorlar tarafından yapılır. Uygun görülürse ambulansla hastaneye gönderilir. Şu bir gerçek, keşke tüm çocuklar ve tüm insanlar yaşını ayırt etmeden bir spor branşıyla uğraşsa, emin olun dünyada şiddet daha az olur. Çünkü kurala dayalı çalıştığı için aynen. Spor.
Ve bütün enerjilerini spor salonlarında bitirdikleri için ister istemez dışarıda kavgaya vesaire karışmıyor. Aynen doğru. O zaman hocam bir kısa reklam arası verelim. Çok teşekkür ederim. Kısa bir reklam arasından sonra tekrar beraberiz. Evet, kısa bir reklamın ardından tekrar beraberiz. Sorularımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz ve MMA sporun da ne olduğunu iyice öğrenmeye çalışıyoruz. Şimdi Alimcan, seni dünya ikincisin dedik. Sen bir, ama sadece bu değil, birkaç dalda spor yaptığını öğrendik. Bu hangi sporlarla uğraşıyorsun başka? 2007 yılından beridir sporla uğraşıyorum. 2008 yılında judoya başladım. 2010 yılında tekrar yüzmeye devam ettim. Ve hep böyle hayatımda spor aktiviteleri olarak devam etti. 2013 yılında MMA sporuyla tanıştım. MMA sporu benim için bana yani tecrübe olarak çok büyük bir katkısı oldu. Yani heyecan konusuydu, cesaret konusuydu, özgüven konusuydu. Her şeyde bana yardımcı oldu. Yani belirli dereceler aldım bütün spor dallarında. Bu spor dallarında haricinde wushu sporuyla da uğraşıyorum. Bunda da Türkiye üçüncüsü oldum. MMA'de de dünya ikinciliğim var. Ve MMA sporu hani benim için yeri çok ayrı. Yani okul açısındaydı. Yani dışarıdaydı. Herkes yani bana diyor bir kafes dövüşüydü, şu muydu, bu muydu? Herhangi böyle bir konularda hep bana bir sorular yönetiyorlar. Ben de gerekli cevapları veriyorum. Şimdi dönelim hocama. Hocam siz spor camiası evet. İçerisindesiniz. Genelde babalar pek fazla kendi mesleklerine çocuklarını vermiyor. Herkes herhalde mesleğini fazla seven kimse yok ki. Herkes farklı mesleklere şey yapıyor, yönlendiriyor. Siz Alimcan'ı yine kendi mesleğiniz gibi gördüğünüz spora yönlendirdiniz. Neden Alimcan bu spora girdi? Şimdi Alimcan, ilk önce şunu söyleyeyim. İlk önce yine tekrar tebrik ediyorum ben Alimcan'ı. Hem oğlum olduğu için hem antrenör olduğum için aynı zamanda. Bu herkese nasip olmuyor aynı şekilde. Alimcan'ı daha ufak yaşta başlatmak istedim ama aileden biraz tepki, işte kolu bacağı kırılacak vesaire bir takım şeyler lanse edildiği için Alimcan biraz 7 yaşında başladı ve yüzmeyle, boks, judo devam etti Alimcan'ın aynı şekilde. Ve sporuna uğraştığı zaman bazı kötü alışkanlıklardan ve bazı çevrelerden uzaklaşacağını ve kendine bir yol çizdiği zaman bireysel sporlarda bilhassa tek başına, yarın bir gün biz toprak olup gideceğiz ama bireysel spor dallarında tek başına devam edecek. Ali Başkan da bilir. Zaten Ali Başkan da spor camiasının içerisinde milli takımda antrenörlük yapmış. Milli sporcu zaten aynı zamanda. Ve Alimcan'ın nasıl diyeyim ben size, başarılı bir çocuk. İnşallah herkese de aynı şekilde başarılar nasip etsin. Aynı ailelere. Başarısını gördük, devam ettirmek evet, istiyorsunuz. Evet. Gurur duyuyoruz. Tabii ki başkanımızdan böyle vesile olduğu için ona da ayrıca teşekkür ediyoruz. Çünkü böyle oluşum olduğu zaman üniversite hayatında, bir takım okul hayatlarında zaten okul desteği, işte federasyon desteği, bize gereken destekleri sağladıkları için ayrıca teşekkür ederim. Sonuçta bir dünya ikinciliği demek Türkiye için de bir gurur. Sonuçta düşünde o ay yıldızı taşıyor. Evet, evet. Biz de artık kendi biz, adımıza teşekkür ederim de değil mi? Biz şunu söyleyeyim, bir küçük dipnot olarak. MMA sporunda 7'den 70'e veteranlar da dahil olmak üzere 55 yaşına kadar spor olarak yapabiliyorlar. Bunu normalde 10 yaşında müsabık sporcu olarak devam ediyorlar. Grappling dalında da veteranlar grubu vardır. Hani 10 yaşından 55 yaşına kadar, 57 yaşına kadar o grupta müsabık sporcu olabiliyorlar. Grappling dalında, full dalında, elit dalında, yani light dalında hepsinde bir basamakları var veteranların. Onun için de biz Türkiye'deki bütün veteran gruplarındaki arkadaşlara, yaşı geçmiş olan insanlar olarak adlandırmıyorum, 35 yaşından daha üst olan insanlar her türlü şekilde maçlara girebiliyorlar. Burada da hiçbir sakıncası yok.
Zaten ona göre kuralları olan bir spor dalı olduğu için bir sakatlanma vesaire zaten herkes sporun içerisine geldiği için öyle bir sıkıntı oluşmuyor. Yani diğer çoğu spor dalı gibi belli bir yaştan sonra bırakacaksın hayır, şeyi hayır. Yok. Sadece yaptığımız armağanı biz takım olarak Türkiye'de dünya birincisi olduk. Türkiye olarak da madalya açısından çok birincilikler kazandık. Sadece biz burada bir iki kişiyiz. Bunun haricinde grup olarak da Türkiye birinci olarak ilk sırada yer aldı. Rusya ikinci sırada aldı. Kazakistan ikinci, üçüncü sırada aldı vesaire. Biz bu başarımızla tüm şehitlerimize armağan ediyoruz. Teşekkürler. Hocam, şimdi MMA Federasyonu'nun Spor Bakanlığı ile son durumu ne? Arasında bir şey var evet. Herhalde. Şimdi aslında bu çok belki bir yayını alabilecek bir konuşma ama uzun olur, ben, diyorsunuz. Uzun olur ama size bunu hemen isterseniz kısaca özetleyeyim. 2013 yılında kurulduk. 2017 yılına kadar hala bakanlıkta tescilimiz olmadı. Tescil nedir diyen izleyen seyircilerimize bir açıklama yapalım. Önce federasyonlar kurulur. Daha sonra faaliyetler gösterir ve büyür. Ve sonra Spor Bakanlığı'na başvuruda bulunursunuz. Bu başvuruyla beraber tescil almak için uğraşırsınız. Tescil demek Spor Bakanlığı'nda ödenek bağlanır. İşte bakanlıkta size bir yetki daha yetkiniz daha genişler. Biz bunlarla ilgili tabii yetkimiz genişlesin ya da bir ödenek alalım derdinde de hiçbir zaman olmadık. Allah razı olsun sponsorlarımızdan. Bugün buraya gelmeden önce yine yurt dışından bir firmamız vardı. Bize görüşmeye geldi. Yine bir sponsorluk anlaşması yaptık ve 2018 yılının, bakın biz 2017 yılındayız, 2018 yılının sponsorluk anlaşmasını yaptık. Spor Bakanlığımıza biz şunu diyoruz, lütfen anlayışlı ve eşit terazilerde değerlendirsinler. Yani şu an Spor Bakanlığında IOC'nin tanımadığı federasyonlar da var. Aynı zamanda olimpik olmayan federasyonlar da var. Bizlerin tanınırlığını araştırırken lütfen buna gerçekten nasıl diyeyim size belli bir ahlak çerçevesinde buna dikkat etsinler. Yani diğer federasyonlara nasıl IOC'ye bağlı olmayan federasyonlar orada varsa nasıl olimpiyatlarda yer almayan federasyonlar varsa bugün şu bir gerçektir. Bakın bunu herkesin önünde söylüyorum. Dünyada büyüyen ve futbolla başa baş giden izleyici kitlesi olarak tek branş MMA'dir. Bunu internette verilerine bakabilirler. Bugün mesela bir organizasyonumuz, UFC denilen bir özel bir organizasyon var. MMA'in profesyonel organizasyonu. İnternetten lütfen araştırın. 50 bin 60 bin biletli seyircisi diyor. Bunlar çok büyük rakamlar. Türkiye şu an 15 bin sporcuya gidiyor bizlerin sayesinde. 1000'e yakın antrenöre gidiyor. 600'e yakın hakemi var. Ve bu her geçen gün büyüyor. 51 ilde örgütlenmemiz var. Bunlar hafife alınacak şeyler değil. Ve bakın en son yaptığımız bir dünya şampiyonası var. 738 sporcu katıldı ve 32 ülkeden katıldı. Biliyorsunuz son dönemlerde terörle anılırken ülkemizin adı. Evet. Sayın Cumhurbaşkanımızın bir açıklamasında şuna yer verdi. Dedi ki herkes yurt dışından birer tane komşusunu alıp ülkemize gelsin ve turizme katkıda bulunsun. Ben ve ekip arkadaşlarım 738 tane kişi getirdik bu ülkeye. Ve bakın devletimizin kasasından 1 TL çıkmadı. Bunu tamamen kendi öz bütçelerimizle, sponsorlarımızla bunu sağladık. Mesela Alimcan kardeşimizin şampiyonaya katılması için Aktaş Atatürk Meslek ve Teknik Anadolu Lisesi destek verdi. Onlardan da burada sizin aracınızla teşekkür etmek istiyorum. Nice Alimcanların o şampiyonaya katılması için her bölgeden Allah razı olsun. Bütün ilkokullardan, liselerden okullar destek verdiler sporculara. Neden? Çünkü spor gerçekten değerli. Yani bugün uyuşturucuya hayır ya da alkole hayır, sigara hayır demekten daha çok spora evet diyerek mesela bir reklam yapalım ki gençler spora özensin. Biz bugüne kadar buna çok önem verdik. Bakın bir projemiz daha var. Okullara, bütün okullara bizim arkadaşlarımız, kendi ekibimiz gidecek ve MMA branşını anlatacak. Ama bakın anlatırken sonunda şunu söylüyoruz. İlla MMA yapmak zorunda değilsiniz. Lütfen bir branş yapın, spor branş yapın. Ne yaparsanız yapın ama sporla uğraşın. Sosyalleşmenize de faydası oluyor. Biz bunu öneriyoruz. Sayın Spor Bakanımıza konuyu da toparlamak istiyorum. Sayın Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç Bey'e de buradan sesleniyoruz sizlerin aracılığıyla. Lütfen bizi değerlendirirlerken eşit çerçevede değerlendirsinler. Ve bizim en son yaptığımız dünya şampiyonasında lütfen
Gerçekten bu ülkemize çok katkı sağladık. Hem ekonomik anlamda hem turizm anlamında. Bir kere daha ilk defa gelen ülkeler olmuş Türkiye'mize ve çok memnun ayrıldılar. Bunların mail ortamında bize teşekkürleri geldi. Sosyal medyada teşekkürlerini bildirdiler. Bunlar ülkemiz adına çok iyi gelişmeler. Biz devletimizin desteğini de alırsak bu başarılarımız katlayarak yükselecek. Buradan sayın büyüklerimizden gerekli destekleri bekliyoruz. İnşallah diyoruz artık o zaman. İnşallah. Pekala hocam. Çocukların bu spora girmelerini istiyor musunuz? Yani girmeleri için neler yapılmaları lazım? Benim iki tane çocuğum var. Evliyim, iki çocuğum var. Allah bağışlasın. Çok teşekkür ederim cümlemizinkini. Burada şöyle bir ufak çocukluğumun geçtiği yeri anlatmak istiyorum müsaadenizle. Tabii. Ben Ankara'da Hamamönü'nde 4 yol, Cebeci 4 yol Hamamönü, o çevrede çocukluğum geçti 10 yaşına kadar. O çevreyi Ankara'da oturan insanlar bilir nasıl bir çevre olduğunu. Hani o çevrede ben bu yaşımda sigara ve alkol kullanmıyorsam spora borçluyum. Bugün benim bu spora başlamamdaki vesile olan hocalarıma, hocama, Bülent hocama ayrıca çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Eğer bugün bu koltukta oturuyorsak, Türk sporuna hizmet ediyorsak antrenörlerimizin sayesinde. Bugün branşlar, demin söyledim yine arkasında duruyorum. Branşlar önemli değil. Yeter ki çocuklarımız bir spor yapsın. Benim iki tane evladım var. O iki evladıma MMA branşı da yaptırabilirim. Bir jimnastik de yaptırabilirim. Hangisini tercih ederlerse. Şu an çocuklarım hem jimnastik hem capoeira ile uğraşıyorlar. Capoeira da güzel bir Brezilya kökenli bir branştır. Yani şunu anlatmak istiyorum. Vizyonumuzun geniş olması gerekiyor. Aa, bu MMA işte kafes dövüşü vesaire dememek lazım. Mesela bakın, kameraman arkadaşımdan bir şey rica ediyorum. Bu eldiveni eğer biraz detaylı çekebilirseniz arkadaşlar görsün. Boks eldiveninden hiçbir farkı yok. Yine OZ dediğimiz bizim bir ağırlık ölçüsü birimidir OZ. Sporcuların zarar vermemesi için bu yurt dışından geliyor bu eldiven. Ve bu yüksek koruyuculukta bir eldivendir. Yani dünya şampiyonasında inanın büyük bir sakatlanma olmadan biz şampiyonayı bitirdiysek bu eldivenler sayesindedir. Ben de müsabık bir sporculuktan geldiğim için bu eldivenlere ve koruyuculara çok önem veriyorum. Yani aileler şunu bilsin, federasyon başkanı sporun içerisinden gelen bir insan. Çocukları kendi çocuklarım gibi koruyorum. Bakın bunlar, hani özellikle detaylarını gösteriyorum, sporcunun korunması için yurt dışından özel olarak geliyor ve bakın federasyonumuzun da burada ismi yazıyor. Aynı zamanda masanın diğer tarafında bir eldivenimiz var, isterseniz bunu göstereyim. İnsanlar bunu karıştırmasınlar, bakın bunlar profesyonel eldivenler. Bunu herkes giyemiyor. Bunu yıllar sonra tecrübe kazandıktan sonra ringe çıkan sporcularımıza veriyoruz. Bunlar amatörün, bu profesyonelin. Yani ben burada şöyle bir örnek vermek istiyorum. Bugün Formula 1 yarışçıları her araba sürenden olmuyor biliyorsunuz. Tabii ki. Uzun süre eğitimler almış, belli bir tecrübe edinmiş kişilerden oluyor. Bizim profesyonellerimizde de belli bir tecrübeyi kazandıktan sonra ringe çıkmalarını sağlıyoruz. O zaman da sakatlık az oluyor ve zaten adı üstünde profesyonel, işini buradan kazanıyor, ekmeğini buradan kazanıyor. Konu konuyu açıyor. MMA'in profesyonel alanda maddi kazançları da gerçekten çok yüksektir. Bugün yurt dışı ligleri vardır ve çok ciddi paralar kazanırlar. Bu oyun konsullarında biliyorsunuz yer alan oyunlar vardır MMA'in. Hı hı. Bu MMA oyuncuları, yıl içerisinde başarılı olan MMA oyuncuları o oyunlarda da yer verilir. Ve reklam gelirleri, sponsorluk gelirleri ve gerçekten bu işten çok ciddi paralar kazanırlar. İnşallah Türkiye'mizde de bunu oturtacağız bu şekilde. Bizler de Süper Lig kurduk. Mesela her yıl 4 ayaklı Süper Liglerimiz var. Ve bu Süper Liglerde de sporcular kendilerini geliştiriyorlar. Diğer şampiyonalar hazırlanıyorlar. Pekala hocam. Sorularımıza devam edeceğiz. Bir reklam arası verelim. Ondan çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Reklamlardan sonra tekrar beraberiz. Evet, tekrar beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. MMA sporunu tanımaya, öğrenmeye. Hocam şimdi diğer dövüş sporlarındaki gibi MMA sporunda da koruyucu materyaller var mı? Evet, var. Ben kabaca isterseniz şöyle anlatayım. Hani demin 10 yaşına müsabaklığımız evet. başlıyor demiştik. 10 yaşındaki sporcularımız ayaküstü kaval koruyucular, göğüs koruyucu dediğimiz koruyucu, kask ve eldiven, aynı zamanda dişlik ve kasık koruyucu kullanıyorlar. Minikler ve yıldızlar kategorimiz bu şekilde. Gençlerde göğüs koruyucuyu çıkarıyoruz. Yani göğüs kafesini koruyan koruyucuyu çıkarıyoruz. Yine eldivenler, kasık koruyucu, dişlik ve ayaküstü kaval koruyucularımız ve kasklarımız mecburi. Amatör olarak yapıldığı zaman
Büyüklerde de aynı şekilde koruyucularımız mecburi. Sadece elit kategorisinde kaskı çıkarıyoruz. Eldiven ozlarımız yüksek olduğu için sporcularımızı zaten düşünerek yaptırdığımız bir şeyler bunlar. Materyaller ve dünya standartlarında. Elit branşta sadece kaskı çıkarıyoruz. Onda da dediğim gibi eldivenlerin ozları büyük. O da yine sporcular maç yaparken herhangi bir zarar vermiyor. Bizim için sporcu sağlığı federasyonun ilk kurulduğu günden beri çok önemli. Dediğim gibi ben de kendim sporun içerisinden geldim. Ondan kaynaklı burada dediğim gibi bütün aileler çocuklarını rahatlıkla, güvenle verebilirler. Hiçbir problem yok. Yani bir futbol kadar tehlikeli değil diyorsunuz. Emin olun değil. Sakatlık oranlarına bakarsanız MMA'de sakatlık oranları 24. sırada falan. Yani düşünün kayakta, baskette, voleybolda ve diğer branşlarda daha önde. Bunun da sebebi şudur. Bakın bu çok önemli bir şey. İki sporcu da demin söylediğim gibi hem atağı biliyor hem savunmayı biliyor. Ondan kaynaklı kolay kolay profesyonel sporcularda ve amatör sporcularda sakatlanmamız olmuyor. Müsaadeniz olursa kafesin ne için kullanıldığını anlatmak tabii istiyorum. Ki. Bunu atladık çünkü önemli bir detay. Kafes şöyle düşünün. Bizim branşımızda supleksler, güreşçi arkadaşlar bilir, atmalar dediğimiz hareketler vardır. Kafesin oradaki amacı iki sporcuyu da korumak. Yani sadece bir dayanma, başka bir hiçbir amacı yok ve bir görsellik. Görsellik ve insanlar, izleyiciler profesyonelde birazcık daha böyle adrenalin salgılasın, işte hoş bir keyif alsın gibisinden bir simge olarak düşünün. Hı hı. Kafes sporcunun dayanmasını, ring alanından çıkmamasını ve atışlarda da yine ringden çıkmamasını sağlıyor. Mesela bizim kurallarımızda şu önemli bir detaydır ve bu ahlaktır bana göre sporda. Telden tutup mesela sporcuya vuramıyorsunuz. Hakem hemen uyarıyor. İkinci uyarıda da hala daha teli tutup vuruş yaparsa diskalifiye ediyor. Yani o, buradan neyi anlayabiliriz? Adil bir dövüş. O sadece mücadelenin yapılacağı sınırı belli ediyor. Onun için de kafes görüldüğü kadar öyle ürkütücü değil. Sadece görsel bir obje olarak düşünebiliriz. Pekala hocam. Bu MMA sporunda kaç yaşında profesyonellik başlıyor? 18 yaşında profesyonellik başlıyor. Yurt dışında bazı organizasyonda alt profesyonel denilen bir terim var. Yani 18'in altında 16-18 arası da bir yarı profesyonel dediğimiz bir uygulama var. Biz onu Türkiye'de yapmıyoruz. Bizim profesyonellerimiz 18 yaşında başlıyor. En son 21-26 Mart'ta yapılan dünya şampiyonasında programdan ufak bir bahsetmek istiyorum. 21-26 Mart'ta ki dünya şampiyonası programımız şu şekildeydi. Amatörler 25 akşamına kadar bitti. 25 akşamı profesyonelin kemer müsabakaları yapıldı. Profesyonel alanda bizi 4 sporcumuz temsil etti. Bu 4 sporcumuzdan 3'ü kemer aldı. Rakipleri birinin Rus'tu, birinin Ermenistan'dı, birinin de Sırbistan'dı. Ve bu 3 sporcumuz da rakiplerini yendi. Buradan Kadir Dalkıran, 18 yaşındaki bir sporcumuz, Yalova'da yaşıyor kendisi. Onun güzel de bir hayat hikayesi var burada, küçücük onu da anlatmak tabii istiyorum. Ki. Kadir Dalkıran adlı sporcumuz bizim MMA Federasyonu kurduğumuz günden beri bizimle hareket ediyor. Sağ olsun antrenör İbrahim Yıldız hocamız da hep seminerlere ve eğitimlere getiriyor. Ama Kadir'in yaşadığı mahalle bir uyuşturucu ve kötü bir mahalle. Yani hani ama Kadir buradan düşünün MMA sporuyla tanışıyor ve dünya şampiyonu oluyor profesyonelde. Bu aslına bakarsanız bize bir sosyal sorumluluk projesidir. Bunu yetkililer araştırabilirler. Kadir dediğimiz sporcumuz Roman mahallesinden yetişmiş. Değerli bir sporcumuz. Benim için sporcunun yaşı önemli değildir. Başarılı olan, Türk bayrağımızı dalgalandıran Alimcan gibi genç arkadaşlarımız, Kadir gibi genç arkadaşlarımızın hepsinden Allah razı olsun. Onların alnından öpmek lazım. Tabii. Onları toplumumuza tanıtmak lazım ve yeni neslin de onları örnek alması lazım. Onun yanı sıra Furkan diye yine bir İstanbul'dan sporcumuz var. Furkan Arı. Kendisi aslen gümüşhaneli bir sporcu. Yanılmıyorsam. Ve o da yine bizim dünya şampiyonasında profesyonel alanda kemer kazanan bir sporcumuz. Diğer sporcumuz da Kerim Keleş. O da yine İstanbul'da yaşıyor. Bu üç sporcumuz da bizim yüzümüzü güldürdü. Hepsinden Allah razı olsun. Bizim yüzümüzü hem güldürdü hem bayrağımızı dalgalandırdı. Onların hepsini de alnından öpüyorum bu aracılıkta. Bu arada ufak bir detay. Çok önemli. Belediyelere burada iş düşüyor. Belediyelerimizden de destek bekliyoruz. Hı hı. Sağ olsun Kemer Belediyesi, Mustafa Başkanımız, Kemal Başkanımız, Başkan Yardımcımız. Çok değerli insanlar. Kendilerine de buradan ayrıca çok teşekkür ediyorum sizlerin aracılığınızla. Çünkü onlar gerçekten Kemer'i bir spor şehri yaptılar. Spor turizmini yaptılar ve şu an Kemer o yönden bize ilk kurulduğumuz günden beri destek veriyor. Onlara da
Gerçekten ekranlar sizlerin aracılığıyla onlara da çok teşekkür ediyorum. Allah onlar gibi belediyeleri başımızdan eksik etmesin diyorum. Bütün belediyelere örnek evet, olsun diye aynen o zaman. Öyle, aynen öyle. Hocam şimdi dediniz ki bizim MMA federasyonumuz Spor Bakanlığı'na bağlı değil. Evet. Bağlı değilsiniz. Diğer federasyonlarda bağlı olanlar çok fazla ama evet, hiçbir etkinlik yok. Sizin de çok fazla sık sık etkinlikleriniz oluyor. Evet. Pekala bu etkinlikleri Spor Bakanlığı'na da bağlı değilsiniz. Ödenek de almıyorsunuz. Pekala bunun parasını nereden karşılıyorsunuz? Çok güzel bir soru. Bunu bize çoğunlukla hep soruyorlar. Başta her zaman sponsorlarımıza söylüyoruz. Sponsorlar olmazsa biz zaten ayakta duramayız. Mesela bugün hani size bir sponsorluk anlaşması yaptık demiştim. Evet. Bu firma, eldivenlerimizi yapan firma yurt dışından bizimle sponsorluk görüşmesine geldi ve 2018'de yapacağımız etkinliklere sponsorluk desteği vereceğini söyledi. Ve başarılarımızı düşünün, yurt dışından bile takdir ediliyor. Hem Almanya'dan hem Pakistan'da firması olan bir kuruluş. Evet. Sağ olsun oradan bizimle sponsorluk sözleşmesi imzalamaya geldi. Bunun gibi sponsor firmalar aracılığıyla ayakta duruyoruz. Biz parayı kötü yerlere kullanmıyoruz ya da yanlış hamleler yapmıyoruz. Biz bu spor sayesinde burada duruyorsak MMA branşı ve kazandığımız gelirlerimizin hepsini de MMA branşına harcıyoruz. Aynı zamanda ekrandan çekinmeden ekrandaki arkadaşlardan hani çekinmeden şu lafı söyleyebilirim. Sponsorları yok diye bazı federasyonlar yakınıyor. Ya siz faaliyet gösterin, siz işinizi düzgün yapın. Emin olun size birileri sponsor oluyor. Biz de o sponsorlar sayesinde ayakta duruyoruz. Seminerlerimizin bazen getirileri oluyor. O getirileri doğru yerlere aktarıyoruz. Bakabilirler www.mmafederasyonu.org.tr'den arkadaşlarımız faaliyet programına bakabilirler. Ortalama 2 ayda, 2,5 ayda bir etkinlik yapıyoruz. Çünkü etkinlik olmadan sporda başarı gelmez. Yapmak zorundayız. İnşallah devletimiz bizi kendi kanatları altına alırsa, destek verirse göreceksiniz. Daha büyük işler yapacağız. Biz hep şunu söylüyoruz, bunu şu anki Spor Bakanlığımız da söylüyor, biz de söylüyoruz. Güçlü yarınlar için. Güçlü yarınlar için spor şart. Branş önemli değil. Lütfen Spor Bakanlığı yetkililerimizden branşları artık ayırt etmekten vazgeçsinler. Bu ülkede inanın 30 değil, 60 değil, 90 değil, 190 tane federasyon olsa hiçbir zarar yok. Yeter ki doğru işler yapsın. Federasyonlar işini düzgün yapsın. Kesinlikle. O zaman pekala diyebilir miyiz hocam? Sporun çok olduğu yerde kötü alışkanlık da olmaz. Kesinlikle. Kesinlikle. Barınamaz. Yani. Hocam şimdi elinizde bir sihirli değnek olsa bu spor alanında neyi değiştirmek istersiniz? Güzel bir soru. Elimde sihirli değnek olsa önce adaletli bir şekilde o değneği kullanmak isterim. Yani şöyle düşünün. Demin söylediğim gibi 30 tane ya da 60 tane federasyon demek yerine bu başarı oranına göre bütçeleri dağıtırım ben bugün. Yani destek olurum spor alanında. Öncelikle güzel bir spor altyapısı kurarım. Yani nasıl altyapısı kurarım? Mesela bir MMA'den örnek vereyim size. Kendi branşımdan örnek vereyim. 7 tane coğrafi bölgemize pilot bölge uygulaması yaparım. MMA Federasyonu'nun tesislerini oralarda kurarım. Orada öncelikle maddiyatı olmayan çocukların spor yapabileceği alanlar sağlarım. Bu çok önemli bir detay. Yani spor lüks olmamalı. Spora hiç parası olmayan çocuklar da gelebilmeli. Yani onların kıyafetini koordine etmek, onların antrenman yapacağı alanları koordine etmek. Eğer bütçem olursa onların yatacak ve yiyecek yemeklerine kadar düşünmek istiyorum. Ve bu başarıya göre de diğer branşlara elimde bir değnek olsa şunu yaparım yani emin olun. Hani ödül, bazı arkadaşlarımız eleştiri yapıyor işte ödüller düştü, ödüller böyle oldu, şöyle oldu. Bana kalsa ben ödül yönetmeliğini kökten değiştiririm. Ne yaparım? Şöyle bir şey yaparım. Başarı oranına göre ödül veririm. Ama bir hedef sunarım. Sen dünya şampiyonu olursan bunu alırsın. İşte Avrupa şampiyonu olursan bunu alırsın. Buraya gelirsen bunu alırsın. Çocuk da gideceği yolu bilir ve oraya göre antrenman sağlar. Yurt dışından eğitmen desteği alırım. Evet güzel antrenörlerimiz var ayrı. Ama yurt dışından eğitmen desteği alırım. Partner desteği alırım. İkili çalışmalar yaparım. Ve sporda başarı sağlarım. Ve sadece olimpiyatlar geldiği gün bu ülkede sporu konuşmam. Her gün spor konuşurum. Milli Eğitim Bakanlığı'yla eş zamanlı uygulamalar yaparım. Başarılı çocukları seçerim. Yurt dışından devşirme sporcu getirmek yerine kendi ülkemin pırıl pırıl gençlerini alırım, yetiştiririm ve onların başarısıyla da gurur duyarım.
Ben burada kesinlikle devşirme sporculara saygısızlık yapmak istemiyorum ya da onları eleştirmek istemiyorum ama şu bir gerçek. Türkiye özellikle mücadele branşındaki sporlarda çok başarılı. İşte bu alanda çocukları güzelce yetiştirip dünyanın belirli alanlarında Türk bayrağını dalgalandırmak isterim. Ve inanın savaşlar sadece silahla olmuyor. Ya da savaşlar farklı arenalarda olmuyor. Bizim mücadele sporlarında da emin olun ringde ülkemiz adına o gençler çıkıyor. Güreşte olsun, tekvandoda olsun, karatede olsun, kickboxta olsun, muay thai'de olsun, boxta olsun, MMA'de olsun. Yani kısacası tüm branşlarda olsun. Emin olun son damlalarına kadar savaşıyorlar ve mücadele ediyorlar. Ben bunu o gün Alimcan'ın maçında da gördüm. Diğer sporcularımızın maçında da gördüm. Onlara o Türk bayrağını dalgalandırma mutluluğu var ya, paradan daha değerli bir şey. İşte bu çocuklara o imkanları sağlarım. Ama yine söylüyorum, terazim herkese eşit çalışmak kaydını. Evet hocam, yavaş yavaş da süremizin sonuna geldik. Genel bir değerlendirme alalım. Ondan sonra da herkesin varsa bir mesajı varsa mesajını alalım. Ben öncelikle bu güzel yayın için Siteler TV'nize çok teşekkür ediyorum. Biz Murat teşekkür Bey çok sağ olun. Hocam. Çok candan bizi ilk geldiğimiz andan beri çok güzel karşıladınız. Kameraman arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Spor toparlamak gerekirse MMA'den daha çok şöyle bir şey söyleyelim. Her günümüz spor olsun. Her günümüz ailelerin çocuklarının spor salonlarına yazdırdığı günler olsun. Çocuklar spor yaptığı zaman kötü alışkanlıklardan uzak kalacak. Branş ayırt etmeyelim. O branş sert, bu branş iyi, bu branş kötü demek yerine bir spor branşı seçerek çocuklarımız bir ve başka daha fazla olabilir. Birkaç branşa yönlendirelim. Ve gençliğimizin güçlü olması için hep birlikte el ele çalışalım. Yayın için de tekrar teşekkür ediyorum. Sizlerin aracılığıyla bütün sponsorlarımıza teşekkür etmek istiyorum. İnşallah başka bir yayında da tekrar görüşmek dileğiyle diyorum. İnşallah. Sözü arkadaşlarıma bırakıyorum. Varsa sizin de mesajlarınız. Evet, ben de küçük bir şey söyleyeyim. Her başarılı erken arkasında mutlaka eşleri yatar. Eşlerimizi de burada unutmamak gerekiyor. Biraz da ben eşim Sultan Babacan Arkaç. İkinci bebeğimizi bekleyeceğiz 4 ay sonra inşallah kısmet olursa. Ve ona buradan şükranlarımı sunuyorum. Çünkü bizim kahrımızı başka türlü kimse çekemez. Baba oğul olarak aynı şekilde. Çok çok teşekkür ederim eşime. Çok destek verdiği için her zaman için. Başkanımıza da teşekkür ediyorum bize aynı şekilde. Size de aynı şekilde teşekkür ediyoruz bize konuk ettiğiniz için. Sağ olun, var olun. Halimcan, senin var bir mesajın. Ben de Siteler TV'ye çok teşekkür ederim. Okul müdürümüze, federasyon başkanımız Ali Arı'ya, beni buraya getiren, yani bu dereceleri almamda sebep olan babama da çok teşekkür ediyorum. Bu kadar. Biz de Siteler TV'ye ailesi olarak geldiğiniz için biz teşekkür ediyoruz. Sana da okul müdürünü de tanırım, sağ olsun Cemil Hocam. Ben de buradan Cemil Hocama saygı selamlarımı sunuyorum. Ve buradan son bir kez bir şey daha söylemek istiyorum. Burada ön tarafımızda görüyorsunuz MMA ve altında bir sürü madalya. Bu madalyaları kolay kolay kazanılmıyor ve o madalyaları kazanacak sporcular da kolay kolay kazanılmıyor. O yerlere gelmesi çok zor. Devletin bazı şeylere yatırım yaparken sporculara da biraz yatırım yapıp sporcuları elinin içinde tutmasını temenni ediyoruz. Ve hoşça kalın, dostça kalın diyoruz.